Allah cennet için hiçbir nefis tatmadı, hiçbir göz görmedi diyor. Yani çok çok şaşırtıcı ve çok güzeldir. Kullanılan malzeme çok güzeldir. Cennetin en güzel özelliklerinin biri, hiçbir yer eskimez. Hiçbir yer tozlanmaz. Her şey pozitiftir. Yani dünyada her şey biliyorsunuz zıttıyla yaratılmıştır. Evet. İyi kötü, gece gündüz gibi. Orada sadece tek yönlü pozitif olan vardır. Bu Allah'ın bir sanatıdır. Cennet mesela kapısı ayrı bir güzeldir. Kapılarına bakarsın. Her evin kapısı ayrı bir nakışlıdır. Koltukları ayrı bir güzeldir. Yani çok fazla güzellik vardır. O güzellere bakıp biz sürekli Allah'a hamd ederiz. Yani Allah aşkının böyle adeta yanması ve insanın ruhunun o aşka yanması mevzu başta cennette. Mesela bir cennet ıbrına bakarsın, Allah'a hamd edersin. İşte ondan konuşabilirsin de, biraz sağa dönsen edersin, döner. Oradan bana bir meşrubat getirsen edersin. Mesela bana şöyle bir meşrubat getirersin, alır getirir. Dök bardağı dersin, döker. Geç yerine dersin, geçer. Yani böyle çok eğlenceli ve çok hoştur cennet. Özel olarak Allah öyle yaratmıştır. Ama burada sebebe sarılma vardır. Mesela ben şimdi elimi uzatmadan onu buraya getiremem. İlla ki el sebebine sarılmam gerekir. Evet. Halbuki onu buraya getiren benim elim olmuyor. O benim kafamda, Allah yaratıyor onu. Elimi sebep olarak yaratır. Burada hep sebep vardır. Mesela şimdi bu kameralar olmazsa beni göremiyorlar. Ama cennette kameraya gerek yoktur. Yani sebepsiz yaratır. Mesela orada baktın mı görür kardeşini, mümin kardeşini. Yani bir kamera sistemine ihtiyaç yoktur. Mesela birini görmek istediğinde niyet etmesini hemen görür. Görüntü oluşur orada. Ama burada işte televizyonu açacaksın, düğmeye basacaksın, kameralar olacak, ışık aydınlatması olacak. Yani birçok sebep yaratılması gerekiyor. Ki bizim aklımızın ihtiyarı kalkmasın. Yani imtihan olduğumuz için eğer mesela burada kameralar olmadan biz her yerde görüntümüz oluşmuş olsa herkes iman eder. O zaman imtihan kalkar. İmtihanın kalkmaması için işte uydu antenler, kameralar bunlar vesile edilir. Yoksa uydu antenler, kameradan dolayı biz insanların evinde görünüyor değiliz. Her evde mucize olarak yaratılıyor aslında görüntüler. Her evde Allah mucize olarak yaratıyor. Kamerayı ve uydu sistemini Allah vesile ediyor. Yani insanlar makul görmesi için yaratıyor. Yoksa ondan hiçbir alakası yoktu. Yani doğrudan orada herkesin beyninin içinde yaratılıyor görüntüler. Mesela diyor ki cennette öyle köşkler vardır ki içindeki dışındakini, dışındaki içindekini görür. Olduğu gibi kristalden yapılmış bir köşk mesela bu. Bir gün Resulullah cennette öyle köşkler vardır ki ne kendisini yukarıya bağlayacak çengelleri ve ne de altında direkleri vardır buyurdu. Bunu dinleyen ashab, ey Allah'ın Resulü, o köşklerin ehli oraya nasıl girecek diye sordu. Resulullah aleyhisselam, onlar kuşlar misali uçarak girecekler buyurdu. Ama burada tabii bir yere gidip uçabilmesi için yani tepkili bir motora ihtiyacı oluyor. Veya bir pervaneye ihtiyacı olmuş oluyor. Bir sebebe ihtiyacı olmuş oluyor. Yine de uçuyor ama bir vesileyle uçuyor. Cennette vesile kalkmış oluyor. Evet. Hiçbir şeyde araca ihtiyaç yoktur. Yani her şey insanın aklından geçmesiyle oluşur. Yani rüyamızda nasıl biz mesela uçmak istediğimizde bir uçağa açıkça biniyoruz. Mesela havaalanına gidiyoruz, uçağa giriyoruz, uçak uçmaya başlıyor motoruyla beraber, uçuyoruz. Uçak havaalanından iniyor, mesela Ankara'ya iniyoruz, bavullarla inip aşağı iniyoruz. Yani mükemmelen yaşıyoruz bunu. Sonradan uykuda olduğumuz, rüyada gördüğümüzü anlıyoruz. Oradaki uçağın herhangi bir mazota, benzine falan ihtiyacı olmuyor. Evet. İşte cennet de böyledir. Bu dünyada da öyle. Mesela insanlar mesela ben burada ıhlamur içmek istiyorum. Buraya elim gidiyor gibi görünüyor. Halbuki ıhlamur bardağını benim ağzıma yaklaştıran Allah'tır. Benim elim yaklaştırmaz. Elim sebep olarak yaratır Allah. Yani mesela bunun içinde ıhlamuru yaratan da Allah'tır. İnsan bunu yapamaz. Yapmaz. Evet. Allah'ın böyle bir kanunu vardır ama aklını derin düşünen, derin kullanan insan bunun farkına varabilir. Yoksa daha zahir sebeplere dalan insan her şeyi sebeplerden zanneder. İşte fabrikadan bisküvi geliyor zanneder. Kasaptan et geliyor zanneder. Eti Allah yaratır. Et o anda yaratılır. Yani bakkaldan geldiğini zannedersin. Bakkalı Allah sebep olarak yaratır. Mesela sofra hazırlanıyor. Bütün sofraları Allah hazırlar. Mucize olarak meydana gelir sofralar. Fakat sebep olduğu için insanlar bunu fark edemezler.
Cennette bütün sebepler kalktığı için sofralar ani oluşuyor, meyveler ani oluşur. Hareket etme, eşyanın bir yerden bir yere gitmesi, bunların hepsi sebepsiz oluşur. Yani mesela araba, cennet arabaların motoru yoktur, benzini yoktur, kendinden gider. Ama bu dünyada motora ve benzine ihtiyaç vardır. Yani sebep meydana gelmesi gerekir. Motorsuz, benzinsiz bir araba gitse insanın aklının ihtiyarı kalkar. Yani iman etmeye mecbur kalırlar. Ama cennette imtihan olmadığı için sebep de yoktur. Her şey kendinden hareketlidir. İnsanın sadece kafasından geçmesi yeterlidir. Yani hayal etmesi, düşünmesi yeterlidir bir şeyin olması için.